Merhaba, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, yine bir kahve markası daha doğuyor Antalya'da. Tabii ki biz de çok kahve sever ekip olarak sizinle de inşallah harika, güzel, çok keyifli güzel bir sohbet yapacağız. Tabii ki öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Daha sonra da markanızdan bahseder misiniz? Tabii. Şimdi Cem Kızılkaya ben. Öğrencilik zamanımızdan beri Antalya'dayız. Bu kahve işine de bir eksper abimiz sayesinde tanıştık ve zaten içtiğimiz bir kahve. Onu pazarlaması yönünde bizi teşvikleriyle bu işe soyunmuş olduk. Kendi markamızı da yarattık. Coffee Hut markasını işte kahveden olarak geçiyor firmamız. Kahveden Roastery. Coffee Hut'ı da ürettik ve beğeniye sunuyoruz. Şimdi artık pazara çıktık. Evet. Bu kahve merakı nereden doğdu? Yani hani kahveyi mi çok seviyorsunuz? Nereden oldu böyle bir oluşum? Şöyle, aslında bu kahve merakı çalışma ve iş yerlerinden daha çok geliyor. Fakat bu kahvenin asıl bana aşısı, yani bana aşı yaptığı nokta, buz gemilerinde çalışırken bol bol kahve içmemizden geliyor. Kahveyi orada, çayı, çok kaliteli bir çay edinemediğimiz için ne yaptık? Kahvemizi kendimiz demlemeye başladık ve bu kafein gittikçe yükseldi ve kahveyi, iyi kahveye ulaşabilmemiz için de böyle bir sebep oldu diyebilirim. Biraz o zaman kahve sevdasından da evet, kaynaklandı evet, diyebilirim. Evet, kesinlikle. Çünkü hani bu tür işler biraz daha sevilerek yapılan. Kesinlikle, kesinlikle bu kahve işi tamamen içicilikten geliyor. İyi kahveyi içmeye başladıktan sonra bu kahve aslında bir nevi artık damak tadınıza oturuyor. Damak tadınıza oturduktan sonra artık kötü kahveye dönemiyorsunuz. Yani ekşidir, acıdır, inanılmaz seçici oluyorsunuz. Ve iyi kahveyi yakaladığınız zaman da onunla devam etmeye başlıyorsunuz. Evet, kahvenizin peki özellikleri nelerdir? Burada kahvelerinizi de görüyoruz. Biraz önce de tattık. Çok da lezzetli, açık söylemek evet, gerekirse. Afiyet. Yine böyle sohbet arasında kahve keyfimizi de yapmaya da devam edeceğiz. Harika. Evet, kahvenin özelliklerini alabilir miyiz sizden? Şimdi buraya getirdiğimiz kahveler filtre kahve ve Türk kahvesi. Aslında bizde espresso çekirdekleri ve single origin dediğimiz, işte Guatemala'dır, Hindistan'dır, Kolombiya'dır, Brezilya'dır, bu çeşitlerimiz de var. Ama buraya iki çeşitimiz, asıl filtre kahvemizi getirdik. Kahvenin özelliği birinci sınıf çekirdeklerden olması. İki, karışım kahveler daha lezzetli olduğu için blend kahveyi tercih ediyoruz. Ama içerisinde Arabica ve Robusta dediğimiz çekirdekler, yani daha doğrusu ticari anlamda kullanılan çekirdeklerden kullanıyoruz. Tabii bu oranları ticari sırlar ve kavrum şekli ticari sırlar, ama şöyle söyleyebilirim, birinci sınıf çekirdekler, ideal bir zamanlama, güzel bir kavrum ve buluşma. Evet, kahve nerede? Çekirdeklerinden çok çeşitli aromalar alabiliyorsunuz. Yani kavrulma sıcaklığından işte zamanlamasından şu ana kadar tespit edilmiş hemen hemen 1 milyon aroma gibi bir aroma çeşitliliği var. Yetiştiği bölge çok önemli. Özellikle şöyle, Brezilya kahvesi çok popüler ve en iyi aromalar Brezilya kahvesinden çıktığını iddia ediyorlar ki bence de Brezilya kahvesi bir numara. Ticari anlamda bir numara. Tabii ki çok daha çeşitli kahveler var. Çok daha fazla ve bulunması zor kahveler var, ama ulaşılabilirlik konusunda Brezilya çok 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 iyi kahve. Bunun güzel, doğru bir zamanda kavrulması bunun en iyi aromasını almamızı sağlıyor. Evet. Sizin de üretim alanınız genellikle Türk kahvesi ve filtre kahvesi sanırım. Evet, evet. Daha çok hani sağlık açısından da zararı olmayan doğru ürünler, yanık bu ikisi, öyle diyebiliyorum. Yanık çünkü kahvelerden değil.
Öyle söyleyebilirim. Bunun çünkü piyasada satılan kahvelerin benim tattığım, benim damak tadıma uymadığını söyleyebilirim. Yanıksı, ya yani genizde yanık ve ağızda ekşilik olan kahveyi ben tercih etmiyorum. Kişisel olarak tercih etmiyorum. Seven de vardır. Peki hani ürünleriniz nereden temin edilebilir? Nerelerde varsınız? Nerelerde satılıyor? Çok güzel. Şimdi kendi web sitemiz var. Öncelikle mycoffeehat.com ve Türkiye'deki ulusal e-ticaret sitelerinde işte Trendyol, hepsi burada, N11, Çiçek Sepeti gibi mağazalardan da temin edebilirsiniz. Kolaylıkla Coffeehat diye yazın internetinize, zaten hemen bizim sitemiz çıkıyor. İlklerde çıkıyor. Çok kolaylıkla istediğiniz yerden, neresini güvenli buluyorsanız, nereden kolay ulaşım sağlıyorsanız alabilirsiniz. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım. World TV izleyicileri için ve Akdeniz Bülten okuyucuları için özel bir indirim kampanyası da yaparsınız sanırım. Tabii ki bize sizin aracılığınızla ulaşırlarsa, ki bunu zaten yapacağız, bunu planladık. Size gelmeden önce de konuştuk. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi sizin için özel olarak kampanya da başlatmış olduk bu şekilde. İsteyenler bu lezzetli kahveye şu anda altta görmüş olduğunuz web sitesinden ulaşabilir. Oradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Evet, ben tekrar kahveyle ilgili hedeflerinizi sormak istiyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte hedefleriniz nedir? Ve şimdiye kadar gelinen noktada ilgi ve alaka nasıldı? Şimdi şöyle, markayı oluştururken aslında biz bunu eğlenceyle başladık. Yani kendi içtiğimiz, evimizde içtiğimiz kahveyi, iyi kahveyi eşimize, dostumuza tanıtımla işte tattırarak başladık. Bu nasıl oldu? Bir kahve eksperi abimiz sayesinde, sağ olsun, onun yönlendirmesiyle ve bizim birazcık böyle bu kahveye nasıl ulaşırızı konuşurken böyle bir tasarı çıktı. Neden internette olmuyoruz? Neden son kullanıcıya ulaşmıyoruz şeklinde? Bu şekilde web sitemizi yaptık. Markamızı yarattık, tescilledik. Evet. Ama bundan sonraki hedeflerde ne var? Küçük kafeteryalar olabilir diye düşünüyoruz. Daha tasarı aşamasında. Tabii bu arada yasaklar da var. Kesinlikle yasaklardan sonra herhalde. Biraz ağırdan alıyoruz. Şu an yatırım için çok uygun bir zaman değil. Evet. Marka bilinirliği oturduktan sonra düşünüyoruz tabii bunu. Önce markamızda bir iyi kahveyle halkı tanıştıralım. Evet. Ve iyi kahve damak tadına bir otursun. Ondan sonra zaten geriye dönemeyecekler. Ben kesinlikle eminim orada. Ondan sonra da küçük böyle pop-up tarzında kafeteryalar, kafelerle çoğalmayı düşünüyoruz. Ama daha tasarı aşamasında. Burada tabii ki Instagram hesabınız da var. Tabii, oradan da sizi takip edebilirler. Kahvedan Roastery diye girerlerse oradan da takip edebilirler. Evet, orada da sanırım bir çekilişler de başlayacak. Çekilişler zaten başlayacak. Evet, onun da tanıtımlar yapılacak. Evet, söyleyelim. Onları da sizin aracılığınızla tanıtımları ve çekilişleri, indirimleri, sizinle de tabii bağlantılı olan indirimleri oradan da takip edebilirler. Evet. Güzel bir şeyler ediyoruz, düşünüyoruz. Bakalım inşallah halkımız da yeni lezzetini beğenir. Gerçek ve doğru kahveye ulaşmak için mutlaka bir kere olsun tatmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Son güzel olarak benim eklemek istedikleriniz var mı? Vallahi şöyle... Ya da kahve severlere özel bir mesajınız. Şöyle, eğer bizim kahvemizi tatma imkanları olursa daha sonrasında bu konuyu kendileriyle konuşmak isteriz. Ve bize her türlü ulaşabilirler. Bütün fikirlerini beyan edebilirler. Biz çünkü bu konuda çok hassasız. Ne istiyorlarsa ama nasıl istiyorlarsa bunu değerlendirmek istiyoruz. Çünkü sonuç olarak
halkın verdiği tepki, kahvemize olan tepki bizi daha da geliştirecektir. Onu düşündüğümüz için de lütfen bize ulaşın. Teşekkür ediyoruz biz de programımızda konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz